Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden ekonomik coğrafya konularımıza devam ediyoruz. Tarım konumuzu tamamladık. Şimdi geldik hayvancılık konusuna. Bakalım burayla ilgili ne tip meseleler karşımıza çıkacak. Tarımda konuştuk. Yani şu Türkiye'de tarım gelişmiş midir dedik. Hayır. Hayvancılık? Hayır. Gelişmiş bir şey var mı? Ona da hayır diyecektik. E o zaman hayvancılık gelişemediğine göre ilk etaptaki bir soru tarzımız şu olacak. Türkiye'de madem hayvancılık gelişemedi, hayvancılığı geliştirmek için ne örülmesi lazım? Onlara bakalım. Hayvancılığı geliştirmek için noktalı virgül diyeceğiz. Hayvancılığı geliştirmek için noktalı virgül. İlk etapta yapılması gereken bunları ÖSYM seçeneklerinde tane tane maddelerde göreceksiniz ve size diyecek ki hayvan soyları ıslah edilmeli. İşe yarar mı? Evet, hayvan soyu ıslah edilmeli. Peki hayvan soylarının ıslah edilmesi ne manaya gelir? Bizim düşük et ve süt verimine sahip yerli ırklar yerine yüksek verime sahip yabancı ırk hayvanlar getirmemiz meselesidir. Hayvan soyunun ıslah edilmesi. Sen yerli ırklar olan sarı kızlar, kara sığırlar yerine yüksek verime sahip örneğin Milka inekleri getireceksin. Böyle mor inekler. Öyle bir mor inek de yoktur da öyle hayvanlar getireceğiz. Peki hocam, sayıyı artırmamız gerekir mi? En klasik meselelerden bir tanesi bu. Dikkat! İster tarımda tarlanın sayısının artması, tarlanın genişlemesi, ister çiftçi sayısının artması, ister hayvancılıkta hayvan sayısının artırılması veya hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının artışı, verim artışı manasına gelmez. Hayvancılığı geliştirmek ve yüksek verim almak için hayvan sayıcı artırmanın bir lüzumu yoktur. Hep yapılan yanlışlardan bir tanesi budur. Ya Türkiye'de zaten 16 baş milyon inek var, 34 baş milyon koyun var. Keçiyi bilmem neyi toplarsan sadece 3 hayvan tipinde 60 milyon civarı elimizde hayvanımız var. E yeterince hayvan var. E o zaman bunlardaki sıkıntı ne? Biz bu hayvanın sayısı fazla olmasına rağmen birim hayvandan yeterince et ve süt alamıyoruz. Bunun sebebi de genellikle ırkların yerli ırklar olmasıdır. O yüzden sayıyı artırma, soyları ıslah et. Hayvan soylarını ıslah ettim. Gittim Montfon, Simmental, Holstein, Lincoln gibi yüksek verime sahip ırkları getirdim. Peki bu ırklar acaba o gösterildiği gibi bize Milka ineklerinin yeşil otlaklarda, kırlarda, bayırda yayılması doğru mu? Hayır, o bir aldatmaca. O görmüş olduğunuz hayvanlar kapalı ortamda suni yemlerle beslenen hayvanlardır. Dolayısıyla ben bunları ne olarak göreceğim? Ne diye söyleyeceğim? Ahır besi hayvancılığı diye bileceğim. O zaman ahır besi hayvancılığı... Hayvancılığı teşvik edilmeli. Ahır besi hayvancılığı teşvik edilmeli. Kapalı ortamlarda yapacaksın. Benim için önemli olan, ha şunu diyebilirsiniz. Hocam, kapalı ortam dediğimiz ahır besi hayvanın ineğinin eti yenmiyor ki. Eti sert, böyle ne bileyim, eti artık kavuççuk gibi. Yani önemli olan senin ağzının tadı mı? Bana ne senin ağzının tadından? Bana nüfusu besleyecek olan hayvan sayısını yakalayabilmek, ondan çıkan eti ve sütü yakalayabilmek. Ahır besi evet yapaydır, ancak ben etin lezzetiyle değil, senin ağzının tadıyla değil, nüfusu beslemesiyle ilgileniyorum. E bu hayvancılığı teşvik edeceğim. Sonuçta bu hayvanlar kapalı ortamlarda ne yiyor? Suni yemler. Peki bizde yem ekimi ve sanayisi yeterli mi? Cıkız. İşte sorunlardan bir tanesi de bu. O zaman yem ekimi ve sanayi teşvik edilmeli. Yem ekimi ve sanayi teşvik edilmeli. Hayvanın yemini bulduk. Kapalı ortamlarda besledik. Oh, güzel güzel türleri de ıslah etmişiz. Ama yine eksiklerimiz var. Eksiklerimizden bir tanesi ne? Veterinerlik. Veterinerlik yaygınlaşmalı. Özellikle kırsal kesimdeki insanımız bir, o hayvanları nasıl dönüştüreceğini, yerli ırklar yerine nasıl yabancı ırklarla aşılama, dölleme yapacağını bunları pek bilmiyor. Aynı zamanda hayvan hastalıklarıyla mücadele, bunlar konusunda muhakkak uzman kişilerin bunu yapması lazım. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Malumunuz kırsal kesimde veteriner hizmetleri var, ancak bunlar genellikle kişilerin kendi paralarıyla yaptırdığı işler. Adam zaten elde yok, avuçta yok. Bugün gecenin yarısında hayvanı doğurtmaya çalışıyor. Haliyle hayvan bir türlü doğuramamış, ters gelmiş. E onu sen doğurtacaksın, veteriner lazım, 100-200 lira para isterler. E sen nasıl bunu çağıracaksın, zaten kendin gariban bir durumdasın. O zaman bu topyekün devlet eliyle aynı zamanda destekli bir şekilde ne yapılmalı? Veteriner ataması yapılmalı değil mi? Bol bol ilçe tarımlara, onlar da 7-24 hizmet verecek şekilde kırsal kesimdeki insanlar için zaten kendisi
atanmıştır, güzel işi yolundadır. Ekstra yövmiyesinde verirsin, ekstra mesaisinde verirsin. Gayet güzel çalışırlar değil mi? Her şey yoluna girer. Veterinerlik bu anlamda yaygınlaşmalı. Aynı zamanda eğitim verilmeli. Eğitim verilmeli. Kime eğitim vereceğiniz? Hayvana mı? Yok. Hayvancılıkla uğraşanlara, hayvan zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Hayvancılıkla uğraşanlar özellikle hangi yörede iseniz, o yöreyle ilgili uygun hayvan türlerinden teşvik edici, bakımının nasıl yapılacağına dair, nasıl yüksek verim alınacağına dair sürekli eğitimler verilmeli. Öbür türlü yaptığınız hayvancılık elinize ziyan olur. Yine geçen sene derslerde ben bu konuları anlatırken bir arkadaş dedi ki Ankara'da oturuyorlar kendileri. Dedi biz hocam gittik dedi şeyden Halep keçisi getirdik. Hala Ankara'da beslemeye çalıştık. Dedim öldüler mi hepsi? Evet hepsi öldüler maalesef. Halep keçisi dediğiniz bugün Suriye tipi özellikle Güneydoğu bölgesindeki yüksek sıcaklığa alışmış bir hayvan türünü siz Ankara'nın soğuğuna getirirseniz öldürürsünüz. İşte o kişiler yeterince hayvancılık eğitimine sahip olsa o yörede hangi hayvanı kullanıp kullanmayacağını gayet rahat tespit edebilir. Bu anlamda eğitimler verilmeli. Aynı zamanda neler yapacağız? Bir yaptığımız tabii şey bu ahır besleleri teşvik edeceğiz edeceğiz de bunlara ucuz krediler ve hibeler verilmeli. Ucuz krediler ve hibeler verilmeli. Veriliyor. Ancak yeterli gelmiyor. Yani bugün siz ahır besi hayvancılığı dediğiniz kapalı bir ortamı yaptınız. Bunun o maliyetiyle birlikte, hayvan maliyetiyle birlikte milyon liralı buluyor bu iş. Kırsal kesimdeki bir insanın da elindeki varı yoğu ile bunu yapması zaten mümkün değil. Geri ödemeli veya bir kısmı hibe olacak şekilde, ödemesiz şekilde krediler yaygın bir şekilde verilmeli ve hayvancılık bu anlamda desteklenir. Ama yaptığımız hatalardan bir tanesi var ki onu da engellemeye çalışacağız. Süt danası ve kuzusu kesimi engellenmeli. Süt danası ve kuzusu kesimi engellemeli. Nedir bu süt danası ve kuzusu kesimi meselesi? Biz aslında ne yapıyoruz? Vay efendim ineğin eti sert olur ben dana severim. Yok koyunun eti yağlıdır kokar ben kuzu severim mantığıyla. Biz hayvanlarımızı erken yaşta kesiyoruz. Hal böyle olunca da bir koyun olarak kestiğinde 40 kilo et alacakken kuzu olarak kesip 10 kilo et alıyorsun. Birim hayvan başına aldığın et miktarı bizde çok düşük. Çok fazla hayvan kesiliyor ancak alınan et çok az kalıyor. Bu da erken kesimlerle. Ya size süt danası ve kuzusu kesimi engellemeli diyecek ya da erken kesimler önlenmeli diyecek. Erken kesimler önlenmeli. Tabi burada şöyle bir detay var ki biz her ne kadar şey desek de erken kesimler önlenmeli işte inek olarak kes onu dana olarak kesme desek de malumunuz ben de dana severim ben de kuzu severim haliyle bu damak tadı değişmez. Bize bunu anlatan hoca da ben de dana severim dedi. Hatta Çalıştay yapıldığında hayvancılıkla ilgili bakanlıkta çalışmalar yapıldığında ne yapılıyor? Öğlene kadar bahsediliyor. Efendim süt danası kesmeyelim süt kuzusu kesmeyelim hayvancılığı böyle geliştirelim şöyle geliştirelim. Öğlen yemeği menüsü. Dana kavurma. Bak gene dana. Ondan bir türlü vazgeçemiyoruz. Peki başka ne yapacağız? Otlak ve meralarımız önemli. Otlak ve meralar korunmalı. Otlak ve mera dediğimiz hayvanların doğal alandaki bu tükettikleri, ot tükettikleri yaylım yapılan yerler. Bunları maalesef ki koruyamadık. Hala da koruyamamaya devam ediyoruz. Peki ne oldu otlak meraların en büyük tehdidi? Tarlalara dönüştürülme tehdidi var otlak meraların. İkincisi aşırı ve erken otlatmayla daha otlar orada kabarmadan, yüzeyi kaplamadan hayvanı salmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aşırı ve erken otlatma bu anlamda önlenmelidir. Aşırı ve erken otlatma önlenmeli. Evet, genel geçer bunlar. Daha yapılacak çok iş var. Özellikle hayvancılıkla ilgili geliştirmek istediğinizde daha neler neler yapmamız gerekir. Yörelerin özellikleri, potansiyelleri tespit edilmeli. Onlara gerekirse ücretsiz bir şekilde bu hizmetler götürülmeli. Yani yeter ki o kırsal kesimdeki insan kendi imkansızlığı içerisinde bir şeyler üretebilecek pozisyona getirilsin. O imkan verilirse alır yürür. Yoksa biz Avrupa'nın hayvan sayısı kadar hayvana sahip olmamıza rağmen Avrupa'nın çok çok gerilerindeyiz et ve süt üretiminde. Haliyle ithalat yoluyla bunu karşılamaya çalışıyoruz. Yetmiyor maalesef. İşte yetmemesinin başlıca sebepleri bunlar. Erkenden kesmek hayvanı, düşük ırkları, düşük verime sahip ırkları beslemek bunların hepsi bir araya geldiği zaman haliyle problemler bitmiyor.
Bir de bitmeyen bir problemimiz var ki kaybolan silgimiz. Silgimiz yine ayaklanmış ve gitmiş. Şimdi biz gidip sessizce hiçbir şey olmamış gibi o silgimizi alıp gelelim. Evet dostlar, gelelim şimdi hayvanlarımızın yavaş yavaş detaylarına. Bize bir büyük baş sorulduğunda, küçük başlar sorulduğunda, nerelerde ne şartlarla yetişiyor denildiğinde bunları zaten iklim özelliklerini aşağı yukarı yakalarsanız hangi yörede neyin olup neyin olmayacağını. Örneğin adam sana diyor ki yazları yağışlı geçen çayırlı yörelerde büyükbaş mera hayvancılığı yapılır. Buna göre Türkiye'de nerede yaygındır diye soru sorduğunda. Ben yaz yağışının Erzurum Kars'ta olduğunu, çayırların Erzurum Kars'ta olduğunu, aynı zamanda Doğu Karadeniz'de olduğunu biliyorum. O zaman o yöreleri mera hayvancılığına yazabilirim. Ya da ormanlık sahaların olduğu, bitki çeşitlenmesinin fazla olduğu yerlerde arıcılık yaygındır. Hangisinde arıcılık daha yaygın yapılır gibi soruları o iklim ve bitki özelliğinden detayından yakalayabiliriz. Şimdi ilk hayvancılığımız olan büyükbaş hayvancılıkla başlayalım. Tabii büyükbaş hayvancılık denildiği zaman burada en çok beslenen tür olan sığırdan bahsedeceğiz. ÖSYM seçeneğinde inek diye bir hayvan göremezsiniz. Büyükbaş inek diye bahsettiğimiz bu hayvanların genel adı sığırdır. Ve biz de bu anlamda sığır türleri diye göreceğiz. Sığırlar kendi içinde ikiye ayrılacak dostlar. Burada büyükbaş ahır besi, burada da yine büyükbaş otlak mera. Ben bu ayrımı yaparken aynı zamanda diyorum şuna benzetin. Büyükbaş ahır besi, büyükbaş otlak mera. Bir Türkiye haritasını doğu ve batı diye ayırdık diye görün. Burası ahır besi, burası otlak mera. Bak böyle Türkiye haritasını ikiye ayırdım. Yukarılarını yazdım. Ahır besi dediğim kapalı ortamlardaki hayvancılığın en gelişmiş olduğu, en modern tekniklerle yapıldığı yer Marmara, özellikle Çatalca bölümü burası. Otlak mera dediğimiz saldım çayıra Mevlam kayıra. Zaten çayıra Mevlam kayıra nerede? Doğu Karadeniz ve Erzurum, Kars. Bu detaya dikkat. Şimdi gelelim büyükbaş ahır besi dediğimiz hayvancılığa. Ne var burada? Kapalı ortam. Suni yem. Kapalı ortam, suni yem. Haliyle verim yüksek. Hayvan ister yaz ister kış dışarıdaki iklim koşulları ve bitkinin hiçbir detayına dikkat etmeden kapalı ortamında önüne dökülen proteince zenginleştirilmiş yemlerini yiyor ve yüksek bir et ve süt verimi sağlıyor. Dolayısıyla sen yıldan yıla otun azlığı ya da çokluğunu, iklimin değişkenliğini dikkate almıyorsun ve ahır besi hayvancılığı için en can alıcı sorulardan bir tanesi iklime bağımlı mıdır diye gelir. Bu iklimi görmez. Üretim iklimden etkilenmez. Üretim iklimden etkilenmez. Der ki doğal yollarla yapılan hayvancılıkta üretim yıldan yıla dalgalanmalar gösterir. Et ve süt üretiminde yıldan yıla dalgalanma vardır. Bu da hayvanın doğal koşullara bağlı üretim sağladığını gösterir. İklimdeki değişkenlik onları da çok fazla etkiler. Bu anlamda ahır besi de kapalı ortamda üretim iklimden etkilenmez. En modern yöntemlerle Marmara'da Çatalca bölümünde, bir de tabii Edirne'de Ergene, Çatalca bölümünde ve diyelim Ergene bölümünde yapılır. İşte bu anlamda dikkat edeceğiniz nokta, size ahır besi hayvancılığını modern yöntemlerle yapan yer neresidir derse bininiz ki orası neresiymiş? Çatalca ve Ergene'ymiş. Geldim büyükbaş otlak mera, saldım çayıra Mevlam gayra. Bakalım neler çıkacak içinden. Bu çayıra bağlı bir hayvancılık. Çayıra bağlı. Hal böyle olunca üretim iklimden etkilenir ve yıldan yıla dalgalanma olur diye sorar. Bak yıldan yıla dalgalanma. Unutma, üretim iklimden etkilenir. Verim düşük. Çayıra bağlı, üretim iklimden etkilenir. Verim düşük. Hayvan eti lezzetlidir ancak biz lezzetle ilgilenmiyorduk. Neyle ilgileniyorduk? Biz verimle ilgileniyorduk. Bu hayvancılıkta verim düşük. Peki nereler dediğimizde? Erzurum Kars platoları ve Doğu Karadeniz. Bakın çoğu arkadaşımız Erzurum Kars'ı alıyor.
Erzurum Karsı, çünkü çayır mayır denildiği zaman Doğu Karadeniz'i almıyor. Neden Doğu Karadeniz'i almamazlık yapıyorsunuz dostlar? Hı? Doğu Karadeniz'deki yaz yıl boyunca yağışın olması ve yüksek yaylalardaki çayırlar haliyle bu hayvancılığın yetişme alanları değil mi? Siz yaylacılık denildiğinde ilk etapta her ne kadar günümüzde turist otlatılsa da zamanında ne vardı orada? Büyükbaş hayvanlar vardı değil mi? Karadeniz engebeli bir yapıya sahiptir. Engebeli bu arazide koyun örneğin olmaz. Çok azdır, çok nadirdir. Büyük sürüler halinde koyunla gezilmez. Halle engebeden etkilenir koyun. Düzlükleri sever. Koyun malumunuz, bunu kurban bayramlarında kestiğinizde de fark edersiniz. Kolu bacağı çıt kırıldığım bir hayvandır. Hemen o engebeli arazilerde, taşlı kayalık alanlarda hafif bir seksle şöyle bir ayağa dönse hemen kırılıverir. Yazıktır garibim. Hele bir düşünsene Karadeniz'in engebeli dağlarında gezen koyunun bir tanesi yanlışlıkla uçurumdan aşağı yuvarlandığında bütün sürü herhalde yol buradan gidiyordur diyerek aşağı indiğini. Hı? Ancak inek öyle midir? İnek öyle değil. Bir, çene yapısı. Hep dedik ya Türkiye'de doğal hayvancılık ile bitkinin boyu ile hayvanın çene yapısı doğru orantılıdır. Bitkinin boyu büyüdükçe, çayır oldukça hayvanın çene yapısı da büyür. İnek yüksekten yüksekten onu koparacaktır. Bir de inekse sağlamdır, dayanıklı bir hayvandır. O engebeli arazilerde de, dağlık arazilerde de yürüyebilir. Bu anlamda bilinir. Şimdi gelin sığırla ilgili bir notumuza. Toplam sığır sayısında, yani ister normal hayvancılık şeklinde yapılan ister ahribesi, ona bakma. Sana modern yöntemle nerede yapılıyor ahribesi derse Marmara'da, çayıra bağlı Otlak Mera derse Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'de. Ancak toplam inek sayısında hangi il derse en çok sığır, en çok sığır Konya'da. Toplam inek sayısında birinci sıradaki il sığır sayısında Konya'dır. Acaba burada şeker pancarı üretiminin birinci sırada olması, hayvan küspesi ve geniş arazilerinin varlığı etkili olmuş olabilir mi? Evet, bunlardan dolayı sığırın en çok beslendiği il Konya'dır. Bir diğer notumuzdaki bir hayvanımız olacak, kendisi manda. En çok manda Samsun'da. Şimdi en çok manda Samsun'da. Nedir bu manda dediğimiz vatandaş? Diğer adıyla bataklık camışı. Hani bazı belgesellerde görürsünüz, böyle saçlarını ortadan ikiye ayırmışçasına duran süzük bir hayvan vardır. Kendisi bataklık camışı, kömüş olarak da bilinir. Sulak alanlarda, bataklık alanlarda yuvarlana yuvarlana eti ve sütü lezzetli olur. Özellikle süt üretimi ve kaymak, yoğurt lezzetinde birinci sıradaki hayvandır. O hayvan o çamurlu arazilerde o şekilde yuvarlanmazsa sütü ve kaymağı bu şekilde lezzetli olmuyor. Birinci sırada zaten Karadeniz ikliminin de sevmiş olan, oralarda da yetişmiş olan bir hayvandır. Bu anlamda Samsun'da Bafra Ovası'nda, özellikle o çamurlu bataklı sahalarda yetişir. İkinci sırada İstanbul geliyor, enteresandır bakın mandada. Ki bugün 3. havalimanı diyebildiğimiz İstanbul Havalimanı'nın olduğu yer, yeni açılan büyük havalimanının olduğu yer aslında manda yatağıydı. Orada yaklaşık 10 bin baş manda besleniyordu. Oralarda özel olarak onlara bataklık, çamurluk, göletler yapılmıştı. O göletlerde yuvarlana yuvarlana besleniyorlardı. Çünkü büyük şehrin özellikle İstanbul'un yine et ve süt ihtiyacını, özellikle süt ihtiyacını, kaymak ve yoğurt ihtiyacını mandayı sevdikleri için buradan karşılıyorlardı. O zaman yine manda Samsun çevresinde birinci sırada doğal yollarla ama size İstanbul sorulduğunda ahırbesi şeklinde yapay yollarla üretiliyordu. Onlara dikkat edin. Her zaman Marmara varsa bir şeyin yapayı vardır diye düşününüz. Evet, büyükbaş hayvancılık dediğimiz bütün detaylarımız bunlar. Gelelim şimdi küçük başlara. Küçük baş hayvancılık. Acaba kimler küçük baş? Küçük baş hayvancılıkta başlar 3 başa ayrılır. Ya koyundur, ya kıl keçisidir, ya tiftik keçisidir. Sakın gelip de hocam tavuğun boynu daha küçük, ona küçük baş demiyoruz mu diye hihihi diye yorumlar yapmayınız. 3 tane küçük baş varmış. Bunlardan bir tanesi koyun. Ki koyun en önemli Türkiye'de beslenen hayvan. Sayıca da bakıldığında sayıca en çok beslenen hayvandır. Sayıca en çok beslenen hayvandır. Peki bunda ne etkili olmuş olabilir acaba sayıca en çok beslenmesinde? Ben olaya şöyle bakıyorum. Koyun neleri sever dediğimizde özellikle bozkır artı
Düzlüklerde beslenir. Düzlüklerde beslenir. Hemen şu yorumu, şu geliştirmeleri yapıyorduk ya. Bugün bakarsanız eğer, Türkiye'de karasal iklim çok geniş bir alan kaplıyor değil mi? Dağların kıyıya paralel olması ve denizden uzak sahalarda karasallık etkili. Karasallığın geniş yer kaplaması münasebetiyle de bozkırlarımız inanılmaz geniş yer kaplıyor. Bozkır çok olunca malumunuz, buralarda da bol miktarda koyun besleniyor. Sayıca en fazla olmasında iklimin ve bitki örtüsünün etkili olduğunu unutmayınız dostlar. Ancak koyunumuzun şöyle bir sıkıntısı var. Verim düşük. Bugün 4 koyun, 5 koyun kestiğinizde ortalama bir dana kesmiş kadar et alıyorsunuz. Ve bir de buna kuzu kesimleri eklendiği zaman sayıca çok olmasının çok miktarda et ve süt alındığı manasına gelmediğini unutmayınız. Çünkü erken kesim fazla, bu yüzden de verimi düşük bir hayvancılıktır. İl birinciliğine baktığınız zaman Van'ı görürsünüz. Koyunculukta il birincisi Van'dır. Zaten bölgesel bazda da birinci sıradaki bölge Doğu Anadolu gelir. Doğu Anadolu. İkinci sırada İç Anadolu. Üçüncü sırada Güney Doğu Anadolu. Belki çoğu arkadaşımız bozkır düzlük deyince belki de bölgesel bazda İç Anadolu'nun birinci olacağını düşündüler. Ancak yanıldılar. Buradaki durum biraz daha farklıdır. Çünkü İç Anadolu ve Güneydoğu gibi bölgelere esasında sulu tarım geldi. Sulu tarımın gelmesiyle birlikte insanlar daha yüksek gelir getiren sulu tarım ürünlerini tercih etmeye başladılar. Koyunculuk bizim buralarda, özellikle bu topraklarda çok çok azaldı. Yani en basit bizim Yozgat'taki kendi köyümüzde babam zamanında anlatır, binlerce koyun verilirmiş sürülere. Öyle gidermiş dağ bayıra, otlaklara, meralara. Şimdi bakarsanız günümüze geldiğimizde benim yaşımda bir tane bile bizim köyde koyun yok. Ve civar köylerde de o binlerce olan, on binlerce olan koyunlar artık birkaç taneye düşmüş durumda. Yani Yozgat'ın büyük bir bölümünde aslında koyun denildiğinde çok da bir şey göremiyorsunuz. Tabii eskiye nazaran. O anlamda biz buralardan biraz uzaklaştık. Doğu Anadolu'da zaten tarımın yerine daha ziyade hayvancılık daha revaçtadır. Çünkü imkanlar, iklim onu gerektiriyor. Bu anlamda düşününüz. İşte koyun dediğimiz hayvanımızla ilgili bütün temel bilgiler. Geldik bir diğer hayvana. Kıl keçisi. Adı üstünde kıl keçisi dediğimiz bu kıl olduğumuz hayvan maki artı engebe seviyor kendisi. O zaman Akdeniz'de ön plana çıkmaya başlıyor. Akdeniz'in kıl keçileri. Bunu genellikle obalarda yaşayan, kıl çadırlar dokumuş olan yürükler bu işlemi yapıyor. Orada kıl keçisi besiciliği yapıyorlar. İl birincisine baktığınız zaman Mersin görürsünüz. Özellikle Toros dağları bu anlamda kıl keçisi anlamında önemlidir. Peki kritik bir soru. Kıl keçisi dediğimiz hayvan ne için beslenir? Eti için mi? Yünü için mi? Yoksa sütü için mi? Hemen düşünüldüğü zaman hemen diyor ki kıl olduğuna göre kıl çıkıyordur, yün. Değil. Yüne sakın yün tuzağına düşmeyin. Et çok lezzetli değildir, serttir, tadı da pek iyi değildir. Kıldır, yün değildir. Onun yerine sütü meşhurdur. Bu hayvan daha ziyade sütü için beslenir. Sütü için beslenir. Peki işte özelliklerden bir tanesi. Bugün sütü için beslenen bu hayvanla ilgili özellikle o Toroslarda ne düşünüyoruz? Bugün şurada görmüş olduğunuz dağlar Kahramanmaraş'ın Dibek dağlarıdır. Kahramanmaraş'ın Dibek dağlarında o dağlarda yetişen özel bir kekik türü vardır. Ve bizim kıl keçilerimiz Dibek dağlarında yeşeren kekikleri yediği zaman sütlerine kekik karışır. Ve en güzel Kahramanmaraş dondurması kıl keçisinin kekik yemiş sütünden elde edilir. İşte o Maraş dondurması neden meşhur? İşte bu yüzden meşhur ve o hayvan da kıl keçisidir diyebiliyoruz. Burada tartışmalı bazı durumlar var kıl keçisiyle ilgili. Zamanında ÖSYM'nin sormuş olduğu bir adet soru kıl keçisini ormana zarar veren, ciddi manada zarar veren bir unsur olarak gösteriyordu. Ancak yıllar içerisinde tabi orman yasaları da değişmeye başladı. Bu hayvancılıkla ilgili çok tartışma döndü. Çok yasa değişti. Orman fakülteleri, ormancılıkla ilgili enstitüler farklı bir durum söylüyor. Devlet farklı bir durum söylüyor onlarla. Böyle bir çelişkili ÖSYM farklı bir şey söylüyor. Değişik bir durum var. Şimdi nedir mesele? Evet,
Burada kıl keçisinin makilik alanlarda özellikle maki sürgünlerini kemirerek, beslenerek yemesi nedeniyle ormana zarar veriyor diye bir unsur olarak görülüyordu. Ancak keçiler bir ara aklan denildi ki tamam makileri sürgünleri yiyor gibi görülebilir ama bu aynı zamanda oradaki küçük maki tiplerini yediği için ormanların gençleşmesi ve orman örtüsünün çıkması için avantaj artı bir şey için daha avantaj. Keçiler o yapmış oldukları patikalar sayesinde aynı zamanda o orman altındaki otları da yedikleri için orman yangınlarının önlenmesinde de önemli bir rol oynuyorlar. Alttaki kuru otları özellikle tükettiği için orman altında ot kalmadığı için tutuşmayı sağlayan da genellikle orman altındaki kuru otlardır. Onları yok ettiği için böylelikle orman yangınlarında da faydası oluyor. Orman yangınını önlüyor denildi. Yani keçi şu an ÖSYM'nin bir sorusuna göre suçlu ama geri kalan kaynakların verilerine göre keçiler aklandı. Keçiler masum. Biz de bilmiyoruz, karar sizin. Ben sizin kendi görüşünüze bırakıyorum. Acaba keçiler sizce nasıl? Keçi dediğimiz hayvanla birlikte küçük başlarda kıl keçisinden sonra bir de ne keçimiz var? Tiftik keçisi dediğimiz keçimiz var. Tiftik keçisi. Diğer adıyla karşınıza şöyle de çıkabilir. Angora. Angoracılık diye de bir kavram vardı. Eskidendi onlar. Artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Bu angoracılık, tiftik keçisi dediğimiz keçi aslında nedir? Kendisi Ankara keçisidir. Orijinal ana vatanı bu topraklar olan ve dünyaya endemik olarak Ankara'dan yayılan keçidir. Kendisi bir endemik türdür. Endemik türdür. Yani esasında hani bizim bitkideki vermiş olduğumuz endemiklik vardı ya, hani yeryüzüne daha yeni yayılmamış sadece bir yerde olan bitkiler, endemik bitkiler. Aynı zamanda dünyaya şu an artık yayıldı da ilk çıkış noktası manasıyla Ankara'nın bir endemik türüdür. Ki Ankara'da keçi ören diyoruz değil mi? Oralar eskiden hep keçi viran yurdu, keçi ören yurduymuş. O yüzden onlara keçi denilmiş. Sayıca azaldılar çünkü önem azaldı. Neden önem azaldı? Bundan ne elde ediliyordu? Yün elde edilir. İşte yapay yünlerin çoğalmasıyla birlikte haliyle doğalına önem oldukça azaldı. Şu an bakıldığı zaman Ankara yine birinci sırada olmakla birlikte Türkiye'deki tiftikçiliğin eski oranla çok düştüğünü görebiliyoruz. Özellikle 1980'li yıllardan sonra tekstil ağırlıklı gelişirken bu Rusya'dan aldığımız yapay iplik üreten, kumaş jeli üreten, yün üreten fabrikaların, makinaların, cihazların gelmesiyle birlikte Ankara'nın tiftiğine önem inanılmaz azalmış durumdadır. Küçük baş hayvancılık deyince bu üç başa dair bütün detaylarımız bunlar. Genellikle sizin en çok soru bankalarında gördüğüm, karıştırdığınız durum şu oluyor. Tiftikte kılı karıştırıyoruz değil mi? Tiftik keçisi ve kıl keçisi. Kıl dediğimiz hayvanın kıl olduğun hayvan, dağ keçisi. Dağda bayırda engebelik maki ağacı kemiriyor adam. Kıl oluyoruz o yüzden. Tiftik ise yün manasına gelir zaten. Angoracılık diye bildiğiniz. Hatta bir de marka vardır öyle. Halı markası değil mi? Bir şey halı. Ne halı olduğunu bilirsiniz. Geldik şimdi C hayvancılığımıza. Kendisi arı başlar. Arıcılık. Arıcılıktaki detaylarımız, arı neyi sever dediğimizde her çiçekten bal almayı sever malumunuz. Burada ne önemli? Bitki çeşidi. Bitki çeşidi önemli. Ormanlık sahalar olacaksın. Ormanlık sahalar. Engebe artı yağış. Bu anlamda bakarsanız eğer ormanlık bir saha engebeli ve yağışlı, üstün üstlük bitki çeşitliliği fazla. Haliyle Doğu Karadeniz'i işaret ediyor değil mi? Doğu Karadeniz'in bugün Muğla'nın, Menteşe'nin en önemli sahalar olduğunu unutmayacağız arıcılıkta. Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Menteşe en önemli beslenme alanları. Bu anlamda bakıldığında zaten il birincisini ordu olarak gördük en son. Bir önceki yıl Muğla'ydı. Şu an Muğla ikinci, ordu birinci görünüyor. Bakalım yeni rakamlar geldiğinde durum nasıl değişecek. Ama genel manada beslendiği yerlere dikkat ederseniz bugün engebeli bol yağışlı diye bahsettiğimiz Doğu Karadeniz, Menteşe,
Yıldız Dağları, Hakkari yani Türkiye'nin dört köşesi büyük oranda bu anlamda bilinir. Rize'nin Anzer balı, Çam balları, Muğla'nın bu en önemli, en meşhur ballar ya da çiçek balları diye bildiğiniz Hakkari'nin yüksek rakımlı dağlarında bir değil, iki değil, üç değil, tam beş kavanoz 100 liraya satılan o ballar genellikle arıcılık için bilinmesi gereken özellikler. Peki arıcılıkta ne var? Detay olarak şunu da unutmayınız. Kırsal kesim için en ideal hayvancılık. Kırsal kesim için en ideal hayvancılık. Bunda neyi bahsediyoruz? Gerek kurulum maliyeti olsun, gerek kazancı olsun. İkisinin değerlendirmesi yapıldığında en ideal hayvancılık, en düşük maliyetle kurulup en yüksek gelir sağlayan hayvancılık arıcılıktır. Bugün genellikle o teşvikler, yönlendirmeler yapılırken bitki çeşitliliği fazlaysa bir yöre için, kırsal kesim için orada yaşayan insana haftada 2 çıta bal elde etse, 10 kilo bal elde etse, bugün kaliteli bir balını 50-60 liradan satar, haftada 500-600 lira, ayda ise yaklaşık 2000-2500 lira para kazanma imkanıdır. Kırsal kesimdeki insan için ev kirası yok. Elektrik, su genellikle çok düşük cüzi rakamlar şeklinde gelir. Böyle baktığınızda yanına hafif bir çiftçilik de yapıyorsanız eğer, iyi para sizin için, geçiminiz için yeterlidir. Bu anlamda ÖSYM'nin zamanında bir adet benzer bir sorusu vardı, verdi. Yani kırsal için en ideal hayvancılık olarak görebilirim dedi. Gelelim şimdi, bizdeki verim nasıl? Verim yüksektir. Pek bilinmez bakın. Normal şartlarda biz arıcılık ve buna bağlı bal üretiminde dünya ikincisiyiz. Çok bilmeyiz değil mi? Kanada'dan sonrasında en fazla bal üreten ülkeyiz. Ancak o kadar çok seviyoruz, o kadar çok tüketiyoruz ki bu yüzden pek de dışarıya sattığımız söylenemez. Verimi yüksek. Her evde muhakkak bal bulunur. Biz balı çok seviyoruz. Bir arkadaşım mesela der ki, arıyor seni, diyor ki ya işte bu aralar boğazım biraz rahatsız, böyle gıdıklanıp duruyor. Sen de diyorsun ki ona bir ballı süt yap da iç. Güzel gelir ballı süt. Arkadaşın sana diyor ki süt yok. Yani bal var. Bal her zaman vardı. O da diyor ki hemen suya kat o zaman. Sulu bir şekilde iç. Balı çok severiz, verimi de çok yüksektir. Bunun nedeni sorulduğunda şu detayı unutmayacağız. Nedeni gezici arıcılıktır. Ne? Bunlar da mı geziciymiş? Yoksa çapulcarlar. Şimdi gezici arıcılık dediğimiz bu mantıktaki arılarımızın manası ne? Normal şartlarda Türkiye'de bitkilerin çiçeklenmesi her mevsimde aynı anda gerçekleşmiyor. Haliyle Türkiye dört mevsimi belirgin yaşayan, yöreden yöreye de iklimin çok değişken olduğu bir ülke. Bir yerde ağaçlar çiçek açmışken başka bir yörede henüz daha çiçeklenme gerçekleşmemiş oluyor. O zaman da ne yapılması gerekiyor? Örneğin Menteşe çevresinde ağaçlar çiçek açıp yeşerdiğinde bunları, hayvanları götürüyorsun, arıları. Oralarda ne yapıyorsun? Haliyle besletiyorsun, balı elde ediyorsun. Baktım buradaki üretim, çiçek bitti. Toros dağlarında yeni yeni çiçeklenmeye başlanmış. Kamyonlara bindirdiğin kovanlarla arıları yöre yöre gezdiriyorsun. Getirdim biraz burada beklettim. Burada yediler, içtiler. Ondan sonra tekrar bindiriyorsun kamyonuna, götürüyorsun başka bir yöreye. Yıl boyunca arıyı böyle gezdiriyorsun. İşte bu yöntemin adı gezici arıcılıktır. Yıl boyunca verim alma imkanı demektir. Ona dikkat edin, unutmayınız. Gezici arıcılık sorulabilir bal veriminin yüksek olmasında. Dönem dönem çeşitlenmenin, çiçeklenmenin farklı olması etkili olmuştur diye sorabilir. Tabi burada ben bunları anlatırken her sene söylüyorum. Geçmiş yıllarından hep gelen o derslerde neler neler oldu bir görseniz. Şöyle hani sizlerle de birebir sen televizyona takmış, bilgisayara takmış, tabletten, cep telefonundan inceleyen, izleyen sen değerli KPSS hazırlananı. Eğer ki görsen bizim o derslerdeki hallerimizi. Ben bir senesinde bu konuyu anlattığımda dedim ki arıları böyle kovanlara bindiriyoruz, oradan o yöreye gezdiriyoruz, buradan bu yöreye gezdiriyoruz. Buna bir 5 sene falan oldu. Vatandaşım biri dedi ki hocam biz dedi bu arıları neden dedi bu kamyonlara bindirip gezdiriyoruz, kendileri uçamıyorlar mı dedi. Dedim uçuyorlar da biraz kontrolü zor. Düşünsene sopayla o kadar arının peşinde, yavrum evladım oraya gitme, o çiçekten yeme falan diye böyle sopayla vururken biraz malumunuz zor oluyor. Bu sene daha yeni sıcağı sıcağına başıma gelen olaylardan bir tanesi de şu. Ben bunu gayet güzel anlattım. Sonra vatandaş bir şeye takılmış. Zannetmiş ki
O kamyon hiç durmuyor. Arı sürekli kamyonun peşinden koşmak zorunda. Ha dedim, aynen öyle oluyor. Bildiğin böyle ışıkta falan durunca, hadi ben şuradan iki polen alayım geleyim diye arılara diyorlar. İleride benzinlikte bekliyorum ben sizi. Siz toplayın gelin. Bunlar gidiyorlar bir ay boyunca bir yerde, bir buçuk ay boyunca bir yerde sabit bir şekilde duruyorlar. Arılar orada besleniyor besleniyor. Daha sonra çiçekler bittiği düşünüldüğünde, mevsim değiştiğinde başka yörelere götürülüyor. İşte bize bizim arıcılık, gezici arıcılık diye bildiğimiz mesele. Geldik bir diğer hayvanımıza. Kendisi ipek baş dediğimiz ipek böcekçiliği. Bakın burayla ilgili ne detaylar göreceğiz. İpek böcekçiliği. İpek böceği dediğimiz hayvan malum bir kurt. Kurtçuk esasında. Kendisi dut yaprağıyla besleniyor. Dut yaprağını kemirdikten sonrasında etrafında bir koza örüyor. O kozayı kapatır, sonra içinde bekler. Biz de o kozayı kapatır kapatmaz onu götürüp kaynar kazanlara atarız. Ki yapacak bir şey yok, canlı canlı. Çünkü o ipek yapışır çıkmaz öbür türlü, ölmesini bekleyemezsin. O kurtçuk kazanların içerisinde viyaklaya viyaklaya dönerken onu sopalarla karıştıra karıştıra içinden o iplikler çekilmeye başlanır, ipekler çıkarılmaya başlanır. Başka çaresi yoktur. Kendisi dut yaprağı ile beslenen bir hayvan diye bileceğiz. Dut yaprağı ile beslenir. Önem azalmıştır yine buna da. Önem azaldı. Yine yapayı geldi çünkü. Yapay ipekler geldi. Aslında naylon, elyaf dediğimiz o ipek görünümlü. Bunlardan dolayı önem azaldı. İl birinciliği Diyarbakır. Bazı yıllar Antalya'da ön planda olabiliyor. Yani genel manada Antalya, Diyarbakır arasında gidiyor geliyor. Sizin Bursa diye beklerseniz, belki çoğu arkadaşımızın zihninde hala öyle kalmıştır. İpek böcekçiliği deyince hala Bursa'yı hayalliyor. Kardeş ben aşağı yukarı şöyle vereyim sana. Birinci Diyarbakır, ikinci Antalya, üçüncü Ankara, dördüncü Bilecik, Bursa daha ortalarda. Yok. Çok geri sıralara düştü. Çünkü Bursa zenginleşti. Sanayi daha çok gelir getirdiği için bu tip hayvancılıklardan uzak duruluyor. Ben size önemi azalan hayvancılık diye sorulabilecek iki hayvancılıktan bahsettim. Birincisi tiftikçilik, ikincisi ise ipek böcekçiliği. Dikkat hocam, ben bunları ezberleyeyim mi? Ezber yapma, bir ipucu vereyim oradan her zaman yürü. Eğer ki bir hayvandan olan üretimin yerine yapayı konulabiliyorsa önem azalmıştır. Bugün koyunun etinin yerine başka bir şey koyamazsın. Keçinin sütü yerine başka bir şey koyamazsın. O yüzden koyuna ve kıl keçisine önem azalmamışken tiftiğin yününün yapayı var. Kümese önem azalmış mıdır tavuğa? Azalamaz. Ne tavuğun ne yumurtanın yapayı yok. Yapayı olmayanlara önem azalmamıştır. Ancak yapayı olanlara, yani ipek böcekçiliği gibi ipekten yapay ipek veya tiftikte yapay dokuma, bunlar geldiğinde önem bu yüzden azaldı. Geldik bir diğer meselemiz olan kümes hayvancılığına. Tabii biz hep kümes hayvancılığı diye veriyoruz ama hep neyden bahsediyoruz? Tavuktan. Halbuki kümes hayvancılığı sadece tavuktan ibaret değildir. Kaz, ördek, bodu, şibi, bunlar da diğer türler. Bunlar culluk, hindi diye bilinen culluklar. Bunların hepsi kümes hayvanları diye geçen hayvanlardır. Fakat en çok içlerinde beslenen tavuk olduğu için genel manada biz tavukçuluk olarak konuşuyoruz bunu. Peki bu nasıl bir hayvancılıktır dediğimizde? Kapalı ortam, suni yem. Kapalı ortam, suni yem. Üretim iklimden etkilenmez. Kapalı ortam, suni yem, üretim iklimden etkilenmez. Verim yüksek. 1980'lerden sonra büyük şehir çevresinde yaygınlaştı. Zaten demiştik ya biz. Bir soruda 1980'ler detayı görüyorsanız cevap kentleşmedir, şehirleşmedir. Kırsal kesimden geldiği insanlar haliyle büyük kentlere gelince eskiden evinin altında kümesi, pinliği, tüneği vardı. Orada tavuğunu besliyordu, yumurtasını yiyordu. Büyük şehire geldin, apartmandasın. Nerede tavuğu besleyip yiyeceksin? Haliyle yapayını biz böyle ürettik. Yapayından kastım, yani malzemenin tavuğun yapay olmaması değil, yöntemin yapay olması.
doğal koşullarda yetişmemesi, bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sen de bunu büyük şehir çevresi göreceksin. O zaman sana büyük kentler verilmişse bunların etrafında gelişen iki hayvancılık. Aslında biz bu hayvancılık için yazdıklarımızı, kapalı ortam, suni yem, üretim iklimler etkilemez, verim yüksek meselesini bir hayvana daha yazdık. Ahırbesiye, değil mi? Büyükbaş ahırbesi. İşte ikisi de 1980'lerden sonra büyük şehirler için kentleşmeyle birlikte ortaya çıkmış yapay hayvancılıklardır. O detayına dikkat edin. Kümes hayvancılığında il birincisi Manisa. Tabi Bolu ön sıralardadır yine. Bolu, Ankara, yumurta tavuğunda Konya, Balıkesir gibi iller, özellikle büyük şehirlere bunlar ürün sağlarlar. Doğuya doğru gidildikçe ve güneydoğuya doğru gidildikçe gerek kentleşmenin azalmış olması, gerekse damak tadı olarak tavuk ürünlerinden ziyade kırmızı etin ağırlık kazanması nedeniyle doğu ve güneydoğuda kümescilik daha azdır. O tamamen tercihendir. Yine Karadeniz'de kırsal kesimde yaşayan insan için hani tavuk evde normal beslenebilir, ancak deniz kıyısı yöreler için balık ağırlıklı beslenme daha ön plana çıktığı için tavukçuluk yine daha azdır. Hem Karadeniz'de hem Doğu ve Güneydoğu'da tavuk etinden ziyade diğer et türleri tercih edildiği için kümescilik azalmaya başlar. Ama batıya doğru gidildikçe hem kentleşme artıp hem de ne bulursak yememizden kaynaklı ne yapacağım? Bütün üniversite hayatım tavuk dönerle geçmedi mi? Özellikle Hatay usulü diye geçen o tavuk dürümlerle, değil mi? O yüzden tavukçuluğu büyükşehir için fayda olarak görürüz. Geldim bir diğer hayvancılığımıza. Kendisi daha ziyade balıkçılık. Balıkçılık malumunuz üç tarafımız denizlerle çevrili. Onlarca göl, akarsu ve baraja sahibiz. Buralarda özellikle yetiştiricilik ve besicilik şeklinde, avcılık şeklinde yapılan bir yöntem. Balıkçılığı kendi içerisinde şöyle üç kategoride ben ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi deniz balıkçılığı, bir diğeri tatlı su, bir diğeri ise kültür. Şimdi deniz balıkçılığı haliyle denizde doğal olarak bulduğumuz balıkların avlanması meselesi. Birinci sırada kim gelir dediğimizde Karadeniz geliyor. İkinci sırada Marmara, üçüncü sırada Ege ve son sırada Akdeniz. Malumunuz kuzeyden güneye doğru gidildikçe, eskiden o denizler meselesinde de hatırladığınız üzere, ne olur sen Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidersen sıcaklık artar, tuzluluk artar, çeşit artar ama en önemli şey miktar azalır. İşte Karadeniz'de bu balığın fazla olması, suların serin olması, balığın serin sularda daha fazla üremesi, çoğalması, oksijenli ve plankton dediğimiz balık besin maddelerinin fazla olması nedeniyle Karadeniz balıkçılıkta birinci sıraya yerleşiyor. Ancak Akdeniz'e doğru özellikle miktarın azalması, tutulabilecek balık sayısının azalması balıkçılıkta son sırada bu denizi getiriyor. Ancak Karadeniz'de de kendi içinde bazı ayrımlar var. Türkiye'de elde edilen balıkların neredeyse %80'i Karadeniz'den elde edilir. Ancak bu Karadeniz'in kendi bölümleri içerisinde de büyük bir ayrım vardır. O %80'lik üretim, %80'i yine buradan, %20'si buradan gibi düşünebilirsiniz. Yani Doğu Karadeniz'de Batı Karadeniz arasında da çok büyük bir ayrım vardır. Neden Doğu Karadeniz bu kadar balıkçılıkta daha öndeyken Batı Karadeniz daha geridedir? Deniz aynı deniz, balık aynı balık. Neden biri en yüksekken diğeri o kadar ön planda değil? İşte buradaki durum, en çok Doğu Karadeniz diyeceğiz. Önce yazayım sonra ifade edeceğim. En çok Doğu Karadeniz. Nedeni karada ekonominin geri kalması. Bu ne demek hocam? Niye karada ekonominin geri kalmasıyla biz bunu balıkçılığa bağladık? Bakın dostlar, Batı Karadeniz dediğiniz yerde gerek taş kömürü madenciliği, gerek demir çelik sanayisi nedeniyle kara ekonomisi güçlüdür. Sanayi ve maden vardır, burası zengindir. O yüzden halk gidip de denize fazlaca saldırmamıştır.
Ancak Doğu Karadeniz'de sanayileşme yeterince olmadığı için, ekonomik manada geri kalmış bir yer olduğu için karada aradığını bulamayan halk denize saldırmış, haliyle denizden geçimini sağlamaya başlamıştır. Dolayısıyla kara ekonomisi ne kadar zayıf varsa denizel ekonomi o kadar ön plana çıkar. Batı Karadeniz'de madeni ve demir çeliği unutmayınız bu manada. Tatlı su balıkçılığı denildiği anda aklımıza ne geliyor? Beyşehir ve Eğirdir gölleri. Beyşehir ve Eğirdir. Bu göllerden elde edilen bir hayvanımız vardı kendisi. Kerevit diye de bildiğimiz. Yine başka türlerimiz de var. Örneğin sazan gibi, alabalık gibi türler. Bunlar tatlı sular içerisinde en çok bulunanlardır. Yine Van Gölü'ne has bir balığımız vardı. Van Gölü'nde ise inci kefali. Bulunduğu yörenin önemli bir balık ihtiyacını karşılayan, tuzlu sodalı sularda yaşayabilen, genellikle üreme dönemlerinde akarsu havzalarında, akarsu mahsuplarında bulunan ve oralarda üreyen, geriye doğru atlamasıyla meşhur inci kefalleri, bu da Van çevresi için sorulduğunda önemli bir balık türü olarak karşımıza çıkar. Yine gerekli yer akarsularda ve barajlarda da turna, yayın gibi türlerde avlanır, elde edilir. Kültür balıkçılığı denildiğinde cevap Ege'dir. Kültürlü balıklarımız genellikle girintinin çıkıntının fazla olduğu, koy ve körfezin fazla olduğu yerlerde der. Yetiştiriciliği yapılır. Daha önce de bunu bahsettik Ege Denizi içerisinde kültür balıkçılığını. Peki kültür balığı beslediğimiz hayvanların olduğu alana ne isim veriyorduk biz? Dalyan adı veriyorduk değil mi? Bu Ege'de kültür balıkçılığı yapılan yerlerin adı Dalyan yerleşmesi olarak da karşımıza çıkacak dostlar. Balıkçılığın genel görünümü bu. Bunlar içerisinde bir de şöyle bir sıkıntımız var bizim. Üç tarafımız diyoruz ya denize çevrili. Göl, akarsu, baraj birçok da zaten unsur var. Buna rağmen balıkçılık istenilen düzeyde değil. Neden balıkçılığımız gelişemiyor? Bunun başlıca sebepleri ne? O zaman gelin balıkçılığın geri kalma nedenlerini görelim. Yine sorulan, genellikle şimdiye kadar ÖSYM sorularında sıklıkla gördüğümüz maddeli ifadelerden bir tanesi. Balıkçılığın geri kalma nedenleri. Balıkçılığın geri kalma nedenleri. Birincisi, malumunuz kirlilik fazla. Allah'a şükür kirlendirmedik, körfez, koy, göl, akarsu bırakmadık. Kirliliğin fazla olması nedeniyle de haliyle balıklar buradan kaçıyor. İzmit körfezi dediğiniz yere son 20 yıldır balık girmiyor. Bu pislikte pasakta yaşanır mı diyor. Körfezden balık tutamazsın. Kirlilik fazla olduğu için girmiyor. İkincisi, usulsüz avlanma fazla. Usulsüz avlanma fazla. Nedir hocam bu usulsüzlük? Av yasaklarına uymamak, troll denilen ince gözenekli ağlarla balık avlamak, denizin içinde torpil patlatmak, dinamit atmak, yani hayretle dinliyorsun değil mi şu an? Denize elektrik vermek ki geçen kış denize elektrik vereyim derken kendine verip de çarpılan da bir balıkçıyla da karşılaşmıştık haberlerde. Böyle şeyler de olabiliyor. Denize elektriği veriyorsun, hala çarpılıyor, ters dönüp yüzeye çıkıyor. Torpil, dinamit patlatıyorsun, şok dalgasıyla bütün balıklar ölüyor, yüzeye çıkıyor, oradan yüzeyden topluyor. Böyle usulsüzlüklerimiz var. Üreme dönemlerinde avlanmak gibi yanlışlarımız var. Bunları görebiliyoruz. Bir diğeri, kıyı balıkçılığı yaygın. Kıyı balıkçılığı yaygın. Yani biz kendi kıyılarımızda daha ziyade o kıta sahanlığımız içerisindeki mevcut türleri avlayabiliyoruz. Açık deniz balıkçılığı yok. Açık deniz balıkçılığı yok. Yavaş yavaş anlaşmalar yapılması lazım. Uluslararası sulara çıkıp o ülkelerin kıyılarında balık avlayabilmek için. Bu anlamda daha yeni yeni gerçekleşiyor. Bir Moritanya ile anlaşmamız vardı, balık anlaşmamız. Onların kıyılarında balık tutmaya yönelik. O ülkelerin sayısı da arttıkça bizim yavaş yavaş balıkçılıkta dünyaya açılmamız bekleniyor. Ancak şu an açık deniz balıkçılığı çok yaygın bir işlem değil. Teknoloji yetersiz aynı zamanda. Teknoloji yetersiz. Gerek gemiler okyanusa dayanıklı teknolojiye sahip değil. Radar teknolojisi, bunların eksikliğini de yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda en önemlilerinden bir tanesi soğutma ve depolama yetersiz. Soğutma ve depolama yetersiz.
Sadece yılda 500 bin ton hamsi yediğimiz düşünüldüğünde, daha diğer balıkları hiç dikkate almadan, 500 bin ton hamsiyi denizden tuttuğunuzda bozulmadan soğuk zincirle birlikte sofraya kadar getirebilmek önemli bir marifet. Ancak bizde soğutma ve depolamanın yetersiz olması, o balığın taze taze tüketilmek zorunda olması işte fazlaca gelişememe nedenlerinden bir tanesi. Yine bir diğer sorunumuz ne? Balık sanayi yetersiz. Balık sanayi yetersiz. Tonlarımız var, ton balığı üreten Dardanellerimiz var. Bunun yanı sıra Trabzon'da balık unu ve balık yağı fabrikası var. İhracata yönelik de zaten 8 milyon dolarlık bir ihracatımız var ki çok çok düşük. Yani dünyaya sattığımız balığın toplamı bu ürünlerin 8 milyon dolar. Ya bu nedir ki 8 milyon dolara eskiden çarpıyordum ben, şimdi çarpınca iyi para yapıyor da gene. Yani ne kadar da baksanız bir sanayi ürünlerinden elde ettiğimiz gelir gibi ya da tarımın diğer ürünlerinden elde ettiğimiz gelir gibi hiçbir zaman olamaz. 8 milyon dolar bugünkü kurla çarptığımızda yaklaşık olarak bir 4,5 milyon TL gibi düşünün. 45 milyon TL, o da herhalde bir orta boy sanayicinin kazancı kadar vardır. Ancak tüm Türkiye'nin sattığını düşünürseniz yetersiz. Geliştirmesi, kalkınması lazım. Her zaman olduğu gibi balıkçılıkla ilgili eğitimlerin de verilmesi lazım. Bunların da yine eksik olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Genel anlamda yapılması gerekenler bunlar. Bunları sağlarsanız eğer balıkçılıkta da ön plana çıkmış oluruz dostlar. Evet, hayvancılık konumuzda bu kadardı. Bir diğer konumuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.